Günün en önemli gelişmelerinden diğeri siyasetti. Siyasetten birkaç kupür getirelim ekranlarınıza. Öncelikle Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Zira Binali Yıldırım'ın istifa etmeden adaylığı tartışılıyor. Cumhuriyet Gazetesi konuyu gündeme taşırken 1963 örneğini dikkatlerimize sunmuş. Bu İstanbul Barosu Başkanı'nın yaptığı açıklamadan dolayı bu başlık görünüyor sevgili dostlar. CHP Yıldırım'ın durumunu tartışırken barodan yaptırım anımsatması geldi demiş Cumhuriyet Gazetesi. 1963 örneği şöyle, haberin ayrıntılarına bakalım. AKP'nin anayasayı çiğneyerek Meclis Başkanı Yıldırım'ı istifa etmeden İstanbul adayı göstermesi CHP'de farklı değerlendirmelere yol açtı. AYM'ye taşınmasını isteyenlerin yanı sıra iktidarın mağduriyet söylemi geliştirmesine imkan vermeyelim görüşünde olanlar var. Evet, Binali Yıldırım'a yönelik bir tavırda bulunulursa mağduriyet yaratılır görüşü de dile geliyor görmüş CHP'de. Ankara Barosu Yıldırım'a siyasi etiğe uy çağrısı yaptı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise 1963 yerel seçimlerini anımsattı. Durakoğlu, seçimi kazanan AP adayı Nuri Erdoğan memuriyetten istifa etmediği için mazbatayı alamadı. Seçim kazandıktan sonra müeyyideleri başlar diyerek uyarıda bulundu. Bu tartışılan konuyla ilgili az sonra Temel Karamollaoğlu'nun tepkisi de manşetlere taşınmıştı. Ona dönelim. Ama bu arada bir diğer habere bakalım. MHP ile yarışırız başlığında CHP ile İYİ Parti arasındaki müzakere yeniden başlıyor.